reklamların ardından Güneydoğu TV ekranlarında birlikteliğimiz devam ediyor. Mehmet abi, dolu dolu bir ilk bölümü bitirdik. İkinci bölüme merhaba dedik. Evet, evet. Yani genel manada mutlu olmadığımız için çok da mutlu eden cümleler kurmadık. Gerçek hani olan o. Bazıları içimizden kopandı, bazıları dilimizden dökülendi ancak. Ama işin de gerçeği de bunlar. Bunlar biraz da hani öz eleştiri manasında söyledik. Mutlaka ki düzeltilecek olan şeyler vardır. Mutlaka ki yapılması gereken şeyler vardır. Bunun için de iyi niyetle gayret gösteren mutlaka yöneticilerimiz de var. Ama iyi niyetle de Mehmet abi futbol olmuyor abi. Yani iyi niyetle bu işler olmuş olsaydı, yani ne bileyim cami hocalarını yönetici yapsaydık, teknik direktör yapsaydık ki yani iyi niyetlerinden şüphe duymazdık. Ama iyi niyetlik bir şey değil. Artık günümüzde futbol çok da ayrı bir yerde. Şimdi, çok da iyi niyetli olmayacaksınız Mehmet abi. Şimdi reklam arasında Sayın Başkan'a mesaj attım. Dedim bağlayalım, yani kulüp başkanımız her şeyi ondan birebir taraftarlarımız bilgilensinler. Yani ilk ağızdan derler ya. Sağ olsun mesaj at abi, toplantıdayız. Herhalde bir Giravay'ın istifasından sonra yönetim kurulu artık kendi arasında bir sportif direktör mü seçecek, genel koordinatör mü seçecek bilmiyorum. Onların kararı, saygı duymak lazım. Mahmut, biz aslında yıkıcı değil, yapıcı eleştiri yapıyoruz. Bakın zamanımız var. 15 Eylül'e kadar transfer dönemi var. Bugün ayın 4'ü, öyle tahmin ediyorum değil mi? Evet. 4'ü, evet. 4 Eylül. Bakıyorsunuz her şey için zamanımız var. Var. Şimdi bir iki görüşme mi olur reklam arasında? Biliyorsunuz Efe Hoca kırmızı kart yedi maçta. Efe Hoca olacağına ne olacak? Allah'tan bu milli ara var. Milli aradan dolayı hocanın, yani Zafer Hoca'nın, evet, Keçiören Gücü maçında takımın başında olacağı bilgisini aldım. Bunu söyleyelim izleyicilerimize. Yani bu sıcak ve taze yeni bir bilgi. Zafer Hoca Keçiören Gücü maçında takımın başında olacak. Şapkadan tavşan çıkaracak. Çıkarır mı çıkartmaz mı bilmiyorum. Evet. Ama Keçiören maçında göre. Keçiören maçında olacak. Ha bana kalsa, evet, Urfaspor'un kaderiyle oynamış oluyor. Yani hocam büyük geçmiş olsun. Rabbim kimse yaşatmasın. Bakın emekleriniz var. Ama Urfaspor'u da ya şimdi sırala dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Onun için klişe şeyleri tekrar etmenin de bir anlamı yok. Yani şimdi takımın hocası sensin. Büyük bir operasyon geçirmişsin. Rahatsızsınız. Ama takım, oynanan oyun. Şimdi soruyorum. Yöneticiler oynanan oyundan memnun değil. Taraftar memnun değil. Basın memnun değil. Futbolculara sorsan onlar da oynadıkları oyundan memnun değiller. Öyle mi Mahmut'cum? Yönetiminde var mı böyle bir memnuniyetsizliği? Muhakkak vardır. Vardır. Yani şimdi memnun olan varsa buyurun çıksın desin ki ya, evet, ne konuşuyorsunuz kardeşim siz? Evet. Biz bu takımın oynadığı oyundan memnunuz. Siz futboldan mı anlıyorsunuz desin. Çıksın. 0414 314 52 52'den bağlansın. Mahmut'cum. Tezlerimizi, evet, çürütsün. Desin ki ya siz böyle dediniz. Biz dedik ki takım pozisyona girmedi. Yok girdi desin. Biz dedik ki takım kanatlara futbolu yıkamadı, defans kötüydü, orta saha kötüydü, bloklar arasında bağlantı yoktu, futbolcular isteksizdi, mücadele etmediler, azim, hırç, inanç yoktu. O da desin ki vardı. Bizi, söylediklerimizi bize çürüsü desin ki ya siz yanlış şeyler söylüyorsunuz, doğrusu bu. Biz Urfaspor düşmanı değiliz. Bakın geçen hafta da söyledim. Urfaspor yöneticiliği ağır iştir. Evet. Her adam yapamaz. Her adam yönetici olamaz. Zaman ayıracaksınız, vakit ayıracaksınız, evinize gitmeyeceksiniz. Yeri geldiği zaman maddi olarak para vereceksiniz. Kusura bakmayın. Maddi olarak, evet, kulübe para vereceksiniz. Mehmet abi şimdi öyle diyorsun abi. Ben hani afak söylüyorum. Ben demeyeyim de X isim mesela. Abi ben futbol bilgisi çok sağlam. Ya gerçekten de yani Şanlıurfaspor'a aklıyla, becerisiyle, ikili diyaloglarıyla Şanlıurfaspor'a her sezon, evet, 15, 20 milyon, 25 milyon katkı sağlayacak bir futbol adamı düşünüyorum. Bu futbol adamının parası yok diye niye bundan faydalanılmıyor? Buna sahip, bak istisnalar kaydı olmaz. Varsa böyle bir yönetici, he,
O olabilir. Olabilir. Ha, olabilir. Ahmet Bulut yazmış yani, bilmiyorum katılır mısınız, katılmam. Bir an önce hocanın gitmesi lazım, yeni hocanın gelmesi lazım ki zaman varken kendi kadrosunu ve... Evet. Yani şimdi transfer döneminde adama diyeceksiniz ki ya kardeşim donsak gel bırakalım. Valla kardeşim 4 hafta geçti. Evet. Senden faydalanamadık. Yol yakınken bakın 13 gün var Keçiören Gücü maçına. Ne yapacaksınız Mahmut? Hazırlık maçı yapacaksınız. Hazırlık maçı yapacaksınız. Karaköprü ile yapacaksınız, Elazığ ile yapacaksınız, Adıyaman ile yapacaksınız. Öyle mi? Ya Mehmet abi bilmiyorum da hani bu tamam söylediniz ya. Evet. Donsa gel buraya le. Lan yay oldu. Hani sende ne var? Ne var? Çık oyna kardeşim. Diyecek ki siz de bakkal mısınız? Buraya imza attınız. Evet. Sen de bakkal mı çalıştırıyorsun sen? Ama. Veresiye defteri mi bu? Evet. Bu sözleşme. Bu veresiye defteri de bu sözleşme. Tamam. Gel feshedelim. Sözleşme. Bu işi transferi İstemediğim yapanlar... zaman çantanı koltuğuna verim dedin mi yani var şimdi Mehmet Mahmut, her zaman söylüyorum sen de yöneticilik yaptın. Estağfurullah. Yaptın kardeşim, bu işin ayıbı yok. Yıllardır bunun içindeyiz ikimiz de. Ne yapacaksınız? Sözleşmeye o maddeyi koyacaksınız. Diyeceksiniz ki. Tek taraflı fesih maddesi. Tabii. Hiçbir futbolcu ona imza attırmaz. Attırmaz da o zaman Allah yolunu açır. Olmayacaksın diyorsun da. Kendine güvenen sporcu ona imza atar. İşte Mehmet abi bunun için kulübün güçlü olması lazım. Tamam. Eğer bu futbolculara da attıramıyorsan. Evet. Zaten hiç kimseye attıramazsın. Attıramazsın yani. Hiç şimdi, kimseye attıramazsın. O zaman bu adam orada oturacak. Evet. Şimdi biraz önce bir tane dostumuz yazmış. Yani demiş ki valla ben yaşlıyım ama ben girseydim ben bu yabancılardan daha iyi oynardım. Yani şimdi 4 haftadır biz Donsa'yı eleştiriyoruz. Mutlu'yu eleştiriyoruz. Öyle mi? Evet. Hadi Arda'yız. Uyum sorunu olabilir. Ben Arda'yız'in iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum. Arda'yız'i topla ben buluşturamıyoruz. Kabul ediyorum. Ya bunda hemfikiriz. Adamda bir gerçekten yetenek İyi var. İyi futbolcu. Yani. He, yetenek var, kabul ediyorum. Ama siz... Embola niye oynamıyor Mehmet abi? Onu niye oynatmıyorlar, onu da merak ediyorum. O milli takıma davet edilmişti değil Gitti, mi? Gitti, evet. He. Evet. Uganda milli takımına. Aslında o da şey hani bunu milli takıma davet edenler de ya Urfa Spor'un idmanında mı görüp de davet etmişler? Onlar adam mı? Maç oynamıyor, milli takıma çağırmışlar. Ya vallahi Uganda, komik ya Mehmet ya abi. Ya Uganda milli takımın olacağım. Tamam abi. Ben yani bir şey demedim. Biraz önce sana saydım ya Kosongo. Yani şimdi Sakarya Spor'un forvetine bak. Diouf. Bakın, forvete bak. Adam Hatay'da oynamış, Konya'da oynamış. Bakın, ya forvet olarak şimdi Caner Erkin, Mustafa Pekdemek, Ahmet Kutucu bunlar çok iyi oyuncular. Şimdi diğer taraftan Çorum'un transferlerine bakıyorsunuz. O Merhait diye bir oyuncu almışlar, Hollandalı. Dev gibi mücadele ediyor. Han aslında iyi oynadı. Çok pozisyona girdi Çorum Spor. Çok pozisyona girdi. Ya bizim pozisyonumuz yok yani burada. Anlatabileceğimiz bir pozisyonumuz yok Mahmut. Var mı? Yok. Tamam Erzurum oyunu Rolanti'ye aldı. 5 oyuncuyla 6 oyuncuyla defans yaptı. Yani defans biliyorsunuz 2 stoper sağ sol kanat ama 2 tane stoperin önüne adam aldı. Oyunu gerçekten ya kusura bakmasın Erzurum'da çok dostumuz var, çok bizi izleyen kardeşlerimiz var. Yani Erzurum Süper Lig'e gitti, geldi, sıkıntı yaşadı. Fakat Erzurum eğer devre arası transfer tahtasını açamazsa zaten bu mevcut futbolcuların içerisinde de hiçbiri kalmaz yani. Giresun kez aynı sıkıntıda baktığınız zaman. Tuz da aynı sıkıntıda baktığınız zaman. Bu sene 3 tane takım düşüyor. Ya bu takımdan biri biz olmayalım ya Mahmut. Biz olmayalım. Yani onun için önlemimizi alalım. Çünkü önlem almadığınız zaman sıkıntı yaşarsınız. Bunu söylememiz lazım. Şimdi sevgili Halil Akkavak kardeşim Adana'dan diyor abi iyi akşamlar programı açılarsan sevinirim. Urfa'ya bir hoca lazım. Hakan Keleş boşta bize gelse çok iyi olur demiş. İsim vermiyoruz ama sen söyledin diye diyorum bunu. Ama Efe Hoca maalesef bu takım hocası değil. Yardımcı hoca. Yani alınan puanlara baktığımız zaman Urfa Spor'un oynadığı takımları söyledik. Yani Bolu Spor kaçıncı sırada, Erzurum kaçıncı sırada, Altay kaçıncı sırada, Adana Spor kaçıncı sırada. Bundan sonra zor bir süreç başlıyor. Değerli izleyiciler, futbolsever kardeşlerim. Onun için Urfa Spor yönetiminin, ben bu akşam Sayın Başkan herhalde yönetim toplantısı varmış. Ki Urfa Spor yönetimi de demin dediğim gibi oynanan oyundan memnun değil. Onların da bu konuda bir önlem alacaklarını düşünüyorum Mahmut. Çünkü önlem almadığınız zaman sıkıntı yaşarsınız. Bu sıkıntı takım olumsuz etkiler. Her ikinci yarıda Allah korusun tepe tağlak gidesiniz kurtaramazsınız. Evet.
Rakip milli aradan sonra Keçiören Gücü. Evet. Keçiören Gücü biliyorsun Mahmut, bizim Erkam Develi'nin orada olduğunu söylüyorum. Yani Erkan benim de beğendiğim bir oyuncuydu. Ama Ufaspor gönderdi kendisini. O da ailevi kötü. Nedenlerden dolayı yanlış öyle değilsem. Diyor, öyle diyor. Ailevi nedenlerden dolayı gerçekleşmeyen bir transfer. Evet, öyle diyor. Yani bakıyorsunuz ligin ilk maçında kendi sahasında Eyüp'e 1-0 yenildi. Manisa deplasmanında berabere kaldı. Adanaspor'u yendi ve Bolu'yla berabere kaldı. Yani en son Bolu spor maçındaki kadrosuna bakıyorum ben Mahmut. Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Muharrem Cihan, Erkam Reçmen, Arda Hilmi Şengül, Orhan Narıcı, Erkam Develi, Christian Inotes, Melih İnan, Mara ve Jürgen Bardi. Hemen yere bakıyorsunuz. Ömercan Avcı, Haşim Arda Sarman, Bilal Budak, Şahverdi Çekin, Halilcan Ayan, Musa Caner Aktaş, Dembele, Görögöri Aribi, Mutsasa Kamara, Özer Özdemir, Cenk Özcan takımı çalıştırıyor. Erkam Develi biliyorsunuz Urfaspor'da da oynuyordu. Ben Keçiören Gücü maçında Urfaspor'un kolay kolay yenileceğini düşünmüyorum. Bunu söyleyelim yani. Keçiören Gücü maçını izledim. Urfaspor'dan çok iyi bir takım değil. Ama bizim bu arayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Demir Ahmet'in de dediği gibi hazırlık maçı yapmamız lazım. Antrenmanlarda işi sıkı tutmamız lazım. Şayet bu akşam alınan yönetim kurulu toplantısında ben Zafer Hoca ile ilgili muhakkak yarın kamuoyuna sağlıklı bir şekilde bilgi verilmesini bekliyorum. Yani bu hoca gidecek mi, gelecek mi, kalacak mı? Ya bu muammayı çözmek lazım. Bunu çözeceksiniz. Bunu çözemediğiniz zaman yani program başlarında dediğim gibi yani otobüsün şoförü hastalanmış, siz muavinle yola çıkmışsınız. Muavin sizi Urfa'dan İstanbul'a götüremez kardeşim. Sizi götürür Aksaray'da der ki ya ben muavinim kardeşim, ben ancak bu kadar yapayım. Şu anda muavin Aksaray'da. Daha bunun Ankara'sı var, Bolu'su var, Düzce'si var, Kocaeli'si var, İstanbul'u var. Onun için bir an önce yönetimin yapacağı tek önemli iş hoca sorununu çözmek. Yabancı oyuncularla önemli bir toplantı yapıp oyunculardaki bu form düşüklüğünü neden takıma katkı sunmadıklarını araştırmak lazım. Artı yerli oyuncu kardeşlerimize Barış'taki demin program başında dedik ya bu form düşüklüğünü sormak lazım. Semih'in neden oynamadığını sormak lazım ki Barış Ekiciğer sonradan oyuna girdiği zaman katkı sunuyordu ama dün ilk 11'de girdi. O katkı sunan Barış gitmiş, başka bir Barış gelmiş. Haksız mı Mahmut bilmiyorum yani. Evet. Abi, genel bir şey. Evet. Hani genel bir takım şey. Takım oyunu diyoruz ya. Evet. Takım olarak biz istediğimiz oyunu sahaya koyamıyoruz. Yani takımsal bir sorun var bizde. Mehmet Başkan da hani bizim ilk böyle şey söyledi. Mehmet Korkudak da yazmış. Diyor ki yani 8 yabancımız var diyor. Eyüp'te almayan 2 yabancı almışız. Neye dayanarak nasıl yapmışız falan. Haklı. Yani hakikaten savunulacak bir şey kalmıyor. Bakıyoruz. Yani tek onu mu söyleyeyim yani. Ben Barış mesela beğeniyorum. İlk 11'e de girmesinden yanaydım. Yani oynar Barış diyordum. Ekiciğer. Barış Ekiciğer. İki Barış var takımda. Şimdi. Barış Ekiciğer söylüyorum. Evet. Oynadı ama o da istenilen performansı ortaya koyamadı. Şimdi denenmeyen kim kaldı? Mesela ya formsuz diyoruz ya. Abi oynat Hüsamettin'i ya. Hüsamettin tutuyorsun. Dene. Evet. Ne kaybedeceksin abi? Şimdi iki maç Semih'le başladın. İki maç Seyit'le başladın. Dene abi dene. Ya ben Seyit'i söyleyeyim. Ofans da çok iyi. Ben defansif olarak eksik olduğunu düşünüyorum mesela. Doğru, Semih'de de tam tersi. Semih'in defansı daha iyi. Abi o zaman başka bir varyans, başka bir şey dene, başka bir sistem dene. Ya teknik direktörün görevi ne? Elindeki kadroyu. Evet, evet. Hani transferler bitti şimdi. Mevcut kadro bu. Sizin göreviniz o mevcut kadroyu en iyi oynadığı, oynayabildiği oyunu oynatmak. Sahaya en iyi oynayabilecek kadroyu sürmek. Biz bunu söylüyoruz da şimdi hoca diyecek ki bence bana göre en iyisi bu. En iyisi buysa vay halimize. En iyisi buysa evet. Şimdi yedeklere bakıyorum Mahmut. Kaleci Erzan Tokayev var. Michel Embula var. Adem Eren Kabak, Muhammed Aslantaş, Kondren Donsa, Hüseyin Erkan, Alhassan Ture, Roger Kasım Motto. Ki girdi oyuna. Hüsamettin Türk, Temiz, Karadeniz. O hoca 4 tane oyuncu değişikliği de yapmış yani. Bunu da söyleyelim. Mert Çapar 66'da oyundan almış, Moto'yu koymuş. Oliver Thiel 66'dan almış, Eren
Kabak'ı koymuş. 86'da Barış Ekici almış. Muhammed Arslan Taş'ı koymuş. 86'da Arda İz almış. El Hasan Tore'yi koymuş. Yani hoca 4 tane oyuncu değişikliği yapmış ama evet. Çıhan'la giren arasında hiç oyunda bir şey olmamış. Sunan, oyunda bir belirli bir hareketlilik. Oyun içerisinde bir Urfaspor'daki atak organizasyonlarını da yapacak hiçbir varyasyon olmamış maalesef baktığınız zaman. Ki zaman zaman dikkat edersen Kaleci Aydın bile öne doğru çıkmaya başladı. Yani şimdi haklı olarak tanıyan. Evet. Şimdi bizim bunlara çözüm bulmamız lazım. Oyuna giren oyuncunun çıkan oyuncudan çok daha hazır olması lazım. Oyuna katkı sunması lazım. Biz bunları takımda göremedik. Ya Mehmet abi şöyle hani maç 0-0 gole evet. ihtiyacın var. Ya o dakikada bile biz hala ikiliye geçemiyoruz. Hala çift forvet oynayamıyoruz mesela. Traore giriyor, evet. Muhammed giriyor, çıkan Arda'yız. Ya bu forvet tek forvet oynamak zorunda mısın? Rakip beşli savunma yapıyor. Sende defans, dörtlü defansa ne gerek var? Hiç gerek yok. Evet. Yok gerek abi. Dörtlü lan. Defans yapma. Üçlü defansa geç. Ya Muhammed Arslan Taş'la Arda'yı oynat. Oynat Mehmet abi. Ben oynat söylüyorum. Kardeşim. Sahanda, ya bu şey değil. Sahanda tamam. Oynuyorsan. Oynat. Rakibe baskı kurmak için. Tamam ilk 11 başlamadın. Tutayım oyunu dedin. Skoru bulursam değişirim. Abi artık dakika 70. Gol bulamadın. Pozisyon üretemiyorsun. Ki çünkü eksiksin. Eksik kalıyorsun. Evet. Abi üçlü savunmaya dön. Üç tane hızlı adamı tut. Üçlü savunmaya geç. Ön tarafı çoğalt. Evet. Yani bu olamaz mı? Hatırlıyorum. Yakup Tekatlı yazmış. Selam Mehmet abi. Selam olsun sizlere. Bu transferi öncelikle kim yaptı? Ayrıca kim yapmış ise geçmişte futbol kariyerine kadar ayrıca yönetim taraftarı türme çağırmasının önce hedef takım kurması lazımdı. Ayrıca ekonomik durumda bilet fiyatlarına zam yapmışlar. Bu fakir fukara maça nasıl gidecek demiş. Vallahi haklı. Şimdi görüyorsun yani Mahmut. Bir de ilginç olan ne biliyor musunuz? Şimdi taraftarlarımızın mesajlar var. Yine onları okuyalım. Buyurun. İstanbul'dan Ali Sembol yazmış. İlk günden beri tezin arkasında durdum. Bu ligi bilen iyi bir hoca transferlerden çok daha iyi başta sonundan elde edecek abim demiş. Teşekkür Mustafa Baç. Bence takımdaki yabancı uyruklu futbolcular acele yapılmış takıma katkıları yok denecek kadar az. 3-4 tane kaliteli yabancı alınsaydı daha iyi olabilirdi demiş. İbrahim Satış kardeşim yazmış. Mehmet abi bir genç kardeşin olarak sormak istiyorum. İkinci ligde oynadığımız top ruhu var mı? Aldığımız yabancı futbolcuların çoğu çok mu aradık? Kampta bu futbolcuları izlenmediniz. Sonradan oyuna giren Rogers, Moto ayağına iki top geldi. Daha top tutmasını bilmiyor. Altyapıya önem verelim demiş. Doçent Doktor Hasan Çiftçi yazmış. Bir futbol maçı izlerken bu kadar sıkılmamıştım. Sanırım siz de sıkılmıştınız. Alt sıralardaki takımları kendi evinde yenemeyen takım yarın daha güçlerse karşılaşınca ne olacak? Hiç düşünmek bile istemiyorum. Batuhan Şengöz, Mehmet abi sizlere %100 katılıyorum. Ömer Faruk Tenekeci, valla şansımız fikistür kafa oynayacak hiçbir takım oynamadık. Eyüp Bodrum, Manisa Çorum bizi ele gider abi demiş. Gökhan Tepe yol yakınken Endiye hariç diğer o yabancıları gönderelim. Zafer Işık, Erzurum Fakat'a oyunu kilitledi. Amaçları bir puan almaktı. Aldılar gittiler. Onlar için boyun yetmez düşerler demiş. İsmail Mille, Mehmet Bey programınızı zevkle izliyorum. Özellikle dile getirmeni istiyorum. Sen de bu işinden için içinden geliyorsun. Hatta istersen tekrar izle. Yerli sporcular çok tehlikeli iş yapıyorlar. Yabancılara top atmıyorlar demiş. Mahmut bu önemli. Attıklarını ise sen gör bak hoca yönetim bu yeri yapmasa daha çok zarar göreceğiz demiş. Burada kesiyorum. Böyle bir şey dikkatini çekti mi? Yok. Benim de çekmedi. Yok. Ya böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey varsa bu büyük bir tehlike. Yabancı futbol. Yani yerli yabancı oyunu ayrımı yok. Bir takımda yapılırsa Allah korusun. Ben onu düşünmüyorum Mehmet abi ama hani dil var ya. Ama. Diyalog eksikliği evet, olabilir. Evet, böyle bir şeyin. Hani yabancı futbolcu Türk futbolcuyla hani pas isteme falan. Evet. Belki hani o takımdaşlığı daha elde etmemiş olabilir. Evet. Yoksa direkt. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şey Urfaspor için çok büyük bir zarardır. Zannetmiyorum öyle evet. bir şey. Hemen diğer mesaja geçeyim. İbrahim Portakal yazmış. İlk maçtan sonra aynı söyleşi söylemişim. Doçmat oynadık. Rezalet bir şekilde oynuyoruz. Yabancıların hepsi maalesef abi kelek çıktı. Özellikle de Efe Hoca'nın Seyit Aşkan'ın derhal vazgeçmesi gerekiyor. Seyit Gazanfer'le ilgili bir soru da sana ben soracağım. Seyit maalesef yani çok orta denedi ama ya bir tane o
santral noktasını ortaya yapamadı. Ya çok orta attı ama bir tanesi ortaya gitmedi. Var bir tanesi ortaya gitmedi. Evet. Fatih Çadırcı yatmış. Şu ana kadar oynadım. İş maçta da karşı takım yaşlıydı ya da transfer yasağı olan takımlar abi. Evet. Yani ne diyorsun? Bu takım yapan topçular falan belli ki maalesef iyi seçmemiş demiş. Evet. Salih Deveci abim ekran başında sizi izliyorum ama dün maçta uyuyacaktım. Kemal Rüzgar kaliteli futbolcu köşeye göndermeseydik demiş. Ömer Faruk Polat yazmış. Abi futbolcular Nevali Otel'de lansmanda baklava yediler. Yedirmeyin bu baklavayı demiş futbolculara. Bir de espri yapan izleyicilerimiz var. Murat Güner, yabancılarımız kesinlikle kendi yetersiz. Alınan 8 puan çok yanıltıcı. Takımı sağlam transferlere ihtiyacı var demiş. Hı. Bu kadar sponsor geldi tamam da temkinli olalım açmıyorum ama birkaç üst seviye oyuncu da alalım demiş. Süper Lig'den bir oyuncu alalım. Taraftarı tribüne çekelim demiş Ahmet Bulut. Ahmet Bulut. Süper Lig'de oynuyor diye de oyuncu almayalım. Evet. Hani bizi ileriye çok taşıyacak. Çok mesaj var aslında. Bize teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Adam alalım. Furkan Alakuş da yazmış bizim. Evet. Furkan Mehmet abi, evet, bilirsin. Furkan'a selam gönderelim. Ben Furkan'ı arayacaktım. Seni unuttum. Kusura da bakma. Numarasını da aldım. Yoğundum. Unuttum. Bak, Furkan da böyle mesajlar atmış. İroni de yapıyor böyle. Diyor ki abi Don Sah diyor senden ve Mehmet abiden daha zayıf değildir diye. Doğru. Ben kiloluyum ha. Ben Mahmut'tan ağırım onu söyleyeyim. Programa girmeden önce sorduk. Ben Mahmut'tan ağırım yani belki. Allah sonumuzu hayretsin evet. Bilmiyorum. Ben üçlere gitmişim. İnşallah iyi olacak. Mesela Embole işini de kendi yorumlamış. Diyor Embole da hani milli takım sana çağırmış dedim ya. Evet. Nerede evet. İzlemişlerse. Diyor tamamen diyor ki milli takım demiş ki diyor. Ya bu koskoca Urfaspor bu adamı aldıysa bir iş vardır. Biz de bizi takmaşalım. Evet dediğim gibi sohbet ediyoruz. Yani bana da çok öyle güzel mesajlar gelmiş aslında. Furkan'a teşekkür ediyorum. O da iyi bir Urfasporlu. Urfaspor'a çok emek verdi. Okul mokulu okudu. Biraz haklı olaraktan hayat mücadelesine girince evet. Genç de bir kardeşimiz. Evet. Tabii ki. Efe Hoca ile ilgili de bir tespiti var. Diyor evet. Ki hoca da savunma önlemini elden bırakmadı. Hoca da belki kafasının bir köşesinde hani yenilmemeyi koymuştu. Şimdi hocanın karşısına çıktığı zaman diyeceksiniz ki hocam bu ne? Diyecek ki 4 hafta geride kaldın ama alıbım. Tamam da. Şimdi bir ortaya konan oyun. Şimdi Mahmut sen hocaysan hı. Rakibin bakın sana karşı oynadığı oyuna göre sen de bir plan kuracaksın. Evet. Beşli savunma mı yaptı Erzurumspor? Sen de o zaman o kilidi açmak için ayrı bir formül evet. Üreteceksin. Hocasın, teknik direktörsün. Yani ben geçen hafta ne dedim? Ben teknik direktör olsam benim kriterim 4-3-3. Evet. Geçen haftalar 4-1 oynatıyordu. Bu hafta 4-2-3-1 oynatıyor. 4-2-3-1'e geçti. Yani şimdi bu varyasyonlar deneyeceksiniz. Saygı duyuyorum. Ama Zafer Hoca olur muydu? Belki Zafer Hoca olmuş olsaydı. Acaba biz yani bir kamyon 5 ton yük taşır biz buna 6 ton yükledik. Biz bu hocadan fazla bir şey mi istiyoruz? Evet. Bilmiyorum Furkan'ın dediklerine de katılmamak elde değil. Mehmet abi. Ama hoca da kendi açısından ne demiştir? Ya işte ligin 4 haftası geçti. 4 maç oynadık. 8 puanımız iki var. 2 galibiyet, 2 yani beraberlik. Yani matematiksel olarak baktığımız zaman. Şampiyonum. Tabii şampiyon değilsen dahi. 2 puan ortalaması sizi üst lige çıkartır tabii. Mehmet abi. Böyle devam et. Tabii. Çıkartır. Evet. Yani ama çıkartır da oyun iyi değil. Bir de iyi olsa, bir de iyi olsa Mehmet abi bak bir de iyi olsa. Köşeye iyi olsa biz burada iyi oyunu konuşsak Mahmut. Yani şimdi taraftar da istemiyorum. Biz yani şimdi şampiyon olduğumuz geçen sene iyi oynadığımız zaman keyifler yerinde. Urfaspor geleni yeniyor, gideni yeniyor. Deplasmandan puan getiriyor. Pozisyonlara gidiyor taraftar. Şimdi dikkat edersen televizyonda maçı verince dün taraftar da çok fazla ilgi değil. Yok. Ne yazık ki bizi bir de şampiyonluğa, maçın saati de yanlıştı. Bizi şampiyonluğa götüren taraftar şampiyonluktan sonra bize sırtını mı döndü acaba? Dönmedi de. Yok abi tribünlerde yok. Tribünlerde bir de yok. Demin İbrahim'in dediği gibi bilet fiyatları da biraz yüksek mi geldi taraftara? Bu konuda yönetime. Yani şimdi siz 20 bin kişiye oynayacaksanız. 3 katı yaptınız. Yarı yarıya düşürün çok bilet. Çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Evet. Gaziantep Spor'un kombinesine kadar biliyor musun Mehmet abi? Şimdi çok kişi Gaziantep Galatasaray maçına gitti. 750 bin liraya diye duydum. Kombinesinin fiyatını biliyor musun? Yok. Kale arkası alt 250 üst 300. Kombine fiyatlarından bahsediyorum. Yıllık değil mi? Yıllık. 250-300. Evet. Süper Lig takımı için. Maraton 675-750. Gaziantep FK'nın kombine fiyatları. 750 diye duymuştum ki doğru duymuşum. Alt üst var ya onlarda Mehmet abi. Alt üst. Evet. Maraton için de aynı. 250-300-675-750. Evet. Bu Gaziantep FK'nın
Kombine fiyatları Mehmet abi. Evet. Başka bir şey yok. Mehmet abi koltuklar ne oldu? Onu değil. Erdinç Demir yazmış. Hemen ona da gideceğiz. Evet. İyi program abi, sizleri zevkle izliyorum. Çok güzel dile getirdiniz. Bu gidişat içindeyiz. Zafer Hoca'ya teşekkür ediyorum. Yollan ayrılması lazım. Koçman memlekette bir tane pastörü cihazı var demiş. Ben telefonuma pastörü indirmiş mi sıkıntı yaşamıyorum ama uygulamayı bilmeyen bir sürü insan var. Bu konuda önlem alınması lazım demiş Erdinç kardeşimiz ki haklı olarak bunu söylemiş. Şimdi Mahmut hemen bunu söyleyelim. Şimdi Urfaspor'da dün de sevgili Metin de dediği gibi Urfaspor'da deplasman tribünü 50 kendi taraftan 70'e olan grup olarak tarihe geçmişizdir abi bilet fiyatında demiş Halil Sucu. O da doğru. İlginç. Evet. Ahmet diyene yazmış abi şut çeken yok. Şut çekeniniz olacak demiş futbolda. Şimdi dün hava sıcak. 30 derece bir sıcaklık var. Eylül ayının 3'ü. Kantinde su yok. Çay yok. İnsanlar gelmiş, maçtan bir saat önce gelmiş, 3 saat orada. Karnınız acıktı, bir bisküvit almaya gideceksiniz, o da yok. Büyük sorun. Tuvaletleri evet. Anlatamam, Mahmut, veceleri anlatamam. İnanılmaz kötü. Bakın, inanılmaz kötü. İnanmıyorlarsa, Gençlik Spor yetkilileri gitsin, baksın. Şimdi, Gaziantep maçındaki koltukları gördünüz. Evet. Ne kadar mükemmel koltuklar. Bir de koltuk katlanıyor, tak. Evet. Akıyorsunuz, geçen adama yer veriyorsunuz hemen. Şimdi bizde birini geçmek için adam kendi kendine çekiyor. Ya rezalet ya. Ya yapmayın etmeyin kardeşim. Yapmayın etmeyin. Ya bunu söylerken de siz tabii katlanan koltuklarda oturuyorsunuz protokolden. Ben orada oturuyorum ama orada da çok izlemiştim. Evet yani. Benim Mehmet abi yani bu çektiğim sıkıntıyı dile getirdiğiniz için ben teşekkür ediyorum orada size. Orada da sizinle beraber bir Allah razı olsun. Diye. Ya biz taraftarın sesiyiz Mahmut. Evet. Yani taraftar ne diyorsa futbolu güzelleştiren taraftardır. Ya Mehmet abi evet. Kantin yoksa lavabolar ya Halil Eren Bey de buna ne yapsın abi? Adam evet. Kaç parça olsun? Evet. Adam o kadar uğraşmış, çaba vermiş, mücadele vermiş, ödenek çıkarttırmış, iyi kötü koltukları değiştirtiyor. Adam da yani hangi birine yetişsin abi? Ya yapma etme bari ya. Şimdi Ahmet bunu yazmış. Abi bu arada Mahmut Kılıç kardeşime çok şık. Biraz biliyorsun Acun Ilıcalı gibi hep siyah giyiniyor demiş. Geçen hafta da siyah mıydı? O da Urfa'nın Acun, yok beyazdı geçen beyazdı. Hafta diyor. Ya ama, geçen hafta beyazdı evet. Doğru. Şimdi Ahmet, Ahmet burada selam gönderelim. İyi bir Urfasporlu, kaliteli bir Urfasporlu, emek veren bir Urfasporlu. Ya bütün taraftarlarımız iyi, Allah var. Yani hepsi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet. Yönetimin ama bu kombine ve bilet konusunda taraftara. Evet. Çünkü yarın havalar serinlediği zaman gündüz maçı da olacak. Pazar günü 2'de oynayacağız, 4'de oynayacağız, evet. 6'da, 7'de maç oynayacağız. Bu konuda yönetim bir çalışma yapmasını evet. Bekliyorum. Bir. Tamamlayayım ben söyleyeceğim. Evet. İki, koltuk konusunda Halil Eren diyebilir ki ya ben il müdürüyüm, benim yetkim yok kardeşim. O zaman biz bunu sevgili AK Parti İl Başkanımız Ali Ehsan Deloğlu'na buradan seslenelim. Sayın Başkanım, siz bu ilin İktidar Partisi'nin il başkanısınız. Bu konuya siz bir el atın. Siz bu konuya bir el atın. Bu konuyla ilgili gerekli görüşmeyi Sayın Bakanımızla görüşün. Bu taraftarımız da maçı gitsin rahat rahat izlesin. Bakın evet. Bütün maçları televizyon veriyor artık. Bunu yapmadığınız zaman, o fiziki ortamı orada düzeltmediğiniz zaman o zaman taraftar ne yapar? Aa, o zaman ben de gitmem. Evden maçımı televizyonda izlerim. Evet. O zaman da Urfaspor bu işten zarar görür. Evet. Şöyle ki bu haftaki bilet fiyatlarıyla alakalı maraton 50 idi biliyorsunuz önceki evet. Açıklamalarda. Evet. Bu maç 75 oldu. Sebep de bazı tribünlerin bakımdan dolayı kapatılı olmasıydı Mehmet abi. Evet. Hani lige verilen ara bize yetmedi. Lig başlayınca başladık ya koltuk tadilatına, evet. Değişimine. Hani Sayın Müdürümüz de yine ödenekler geç gelince ancak başlayabildi koltukların değişimine. Dolayısıyla zaten tribüne taraftar da gelmiyor. Müdür evet. Bey haklı. Evet, yani dolayısıyla ya yavaş yavaş yapar, yarın maratonları söker işte. Taraftar zaten taraftarı bir yerde toplar. Sıkıntı yok yani. Şimdi Halil Müdürüm hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bakın oradaki çalışanların birçoğu benim çok değerli arkadaşım. Okul arkadaşım var, çocuk evet. Arkadaşım, orada çalışanlar. Orada bunlar, emekçilerim, hepsi baş tacı. Çok ayrı tutuyorum. Şimdi bundan önce Urfaspor'dan biliyorsunuz görevli olarak geliyorlar. Maç paralarını
alıyorlar yani maçta 3-4 evet. saat görev. Cumartesi pazar zor bir iş, kabul etmek lazım. Parayı alamadıkları zaman evet. Burada çok dile getirildi. Evet. Biz çok dile getirdik ve vesile de olduk. O kardeşlerimizin de bu konuda biraz baskı yapmasını istiyorum. Mehmet Çiftçi bir şey yazmış Mahmut. O da ilginç. Abi demiş, sizi zevkle izliyoruz ama bir de demiş bir konuya girmediniz demiş. Önemli olan bir konu ne demiş biliyor musun? Evet. Sigara demiş. Hani ben vallahi kullanmıyorum. Mahmut da kullanmıyor. Bunu söyleyelim yani. Çok şükür içmiyoruz. Öyle bir alışkanlığımız yok. İçenlere de bırakın diyoruz. Tribünde sigara içmek de yasakmış. Şimdi işin ilgili... Ceza almış değil mi? Evet. Ceza almışız. Evet. Şimdi Mehmet abi ya alan, biz Süper Lig'de ne görüyoruz tribünlerde? Tarafımızda basında oturuyoruz. Basın tarafında kantin yok. Ulan bir su alayım dedim. Şeyden atladım. Basın tarafını kapatmışlar. Oradan bir atlayayım dedim. Eyvah! Ahmet Işıkay okul arkadaşım orada çalışıyor. Ya sen ne yaptın dedim. Ne yaptın Ahmet? Daha önce bir kapı vardı biliyorsun evet, basınla protokol arasında. Dedi cezayı yedin. Lan niye ceza yedim Ahmet? Dedi ki ya sen bu tarafa gelmekle tribünlerde dedi kameralar var. Seni çektiler. Sen dedi ceza, sana ceza gelir. Lan yapma etme kardeş, karnım acıktı. Dedim bir çay içeyim, bir bisküvi alayım. Bu tarafta kantin yok. Valla dedi ceza yedin. Daha ceza gelmedi, dur bakalım. Yüz şeklimize göre mi gelecek? Ya da Urfaspor'a gelen cezada benim o karşı tarafa geçişim de mi var? Yani çok ilginç şeyler yaşayacağız bu ligde Mahmut. Çok ilginç şeyler olacak. Taraftarımızın da o zaman bu konuda duyarlı olması lazım. Yani şimdi termal kameralar var. Sigara içtiğiniz zaman direkt şahsınıza mı geliyor, kulübe mi geliyor bilmiyorum. Kulübe. Ama açık alanda siz o kara oraya gelen 10 bin, 15 bin, 20 bin taraftara evet. sigara içmeyin diyemezsiniz. Kulübe. Ya da girişte sigaralarınızı toplarlarsa ona da zaten hazırlıklı olur hani diyor. Şey oluyor, çakmakları alıyorlar ya. Evet, sigaraları da alabilirler. Almıyorlar. Ya Mehmet abi ama öyle bir saçmalık oluyor. Düşün evet. maça giriyoruz abi. Maça girerken üstünüzdeki bozuk paraları alıyorlar. Maça girdiniz, su aldınız, 10 lira verdiniz, size geriye bozuk para veriyorlar. Bozuk para veriyorlar. Ya Allah'ım ya Rabbim sen aklıma mukayyet ol. Evet, yaşıyor, çok ilginç şeyler yaşıyoruz, evet gerçekten. Allah'ım ya Rabbim. Mahmut Çiçek, yakışıklı Mahmut Çiçek kardeşime buradan selam olsun. Benim değerli kardeşim. Adnan Özbudak diyor ki 63 lira olsa biletler diyor hem maneviyatı olur. Güzel olmaz mı? Yönetimin takdiridir. Çok da bir şey demeyeyim, ne diyeyim yani. Evet. Bilal Ayaz Rüzgar Mızrak yazmış. Selam Mehmet abi. Vallahi demiş zevkle izliyor. Sohbet de hoş gidiyor demiş. Bu yabancı futbolcular acil bir şekilde Şık Maksut'ta idman yapması lazım. Belki imana gelip mücadele ederler demiş. Şık Maksut'ta saha yok ki. Bilmiyorum. İlginç. Yani ya şimdi çok hoş mesajlar geldi. Sohbet öyle hoş olunca. Eyvallah. Bilmiyorum zamanımız var mı Mahmut? Yani şimdi. Abi toparlayalım ya. Şimdi çok şey yaparsak. Yani yabancılarla ilgili daha izleyicilerimiz... Evet. Çok şeyler anlatır. Umarım, evet. isterim yani. Bakın evet. bunu samimi söylüyorum. Keçiören gücü maçında hepsi çıkarlar, bizi yanıltırlar. İnşallah. Takır takır top oynarlar. Tabi biraz da sohbet katmak lazım. Dediğim gibi daha zamanımız var, her şey bitmiş değil ama biz önlemimizi alalım. Sevgili Açın Başkan ve yönetimdeki kardeşimlerime sesleniyorum. Bu işin lamucu mu yok. Tedbir alınmazsa Urfaspor'u kusura bakmayın bu oynanan oyunla kötü günler bekliyor. Hani düşmeyiz belki ama ikinci yarıda biz yıllarca program yaptık. Şimdi puanlar aslanın ağzındaysa ikinci yarıda midesine iner. Milletten de puan almak çok zordur. Çünkü canı yanan takımlar olacak. Şampiyonluğa gidecek olan takımlar, playoff'a gidecek olan takımlar, düşme altındaki takımlar. Bunların arasından puan almak çok çok zorlaşacak. Ki bu ligde masa arkasında da çok farklı şeyler döner. Bunu kabul etmemiz lazım. Evet. Bizim o konuda çok lobimiz yok. Bunu da söylememiz lazım. Ben kapatmadan Nuri Şensoy abiye selam gönder abi. Nuri abi bana yazmıyor, hep sana yazıyor. Yok yok, sana da yazar abi. Evet, Nuri abiye lakabı vardı bizim. Var abi, olmaz mı? Nuri abinin. Kağıthaneli. Nuri abi. Nuri abi. Kağıthaneli Nuri abiye selamlar gönderelim. Ya şimdi bu ligin özelliği ne biliyor musunuz? Bizi izleyen izleyicilerimizle ne konuştuğumuzu biliyor. Çünkü herkes maçı izlemiş Mahmut. Evet. Herkes görüntüleri görmüş. Herkes oynanan oyunu görmüş. Ama ikinci ligdeyken öyle değildi bakın. Değildi. Biz de hani burada sallıyorduk, arada kaynıyordu. Kaynıyordu yani. Şimdi abi. Burada sallayamazsın. Adam öyle görmüş yani. Yani ben şimdi çıkayım ya Urfaspor çok iyi oynadı yok, kardeşim yok ya. Abi. Artık çok iyiydi, direkten döndü. Hikayede anlatamıyoruz abi. Taraftar izliyor yani. Taraftar, şimdi aynı durum bakın ikinci ligde çok ilginç maçlar oynuyor. Evet. Sevgili İsmail Doğan bugün dün
yenildi. 2-1 mağlup oldu. Evet. Çok üzüldüm. 2 maçta 2 mağlubiyet aldılar. Bir an önce Adıyaman Spor'un toparlanması lazım. Deprem bölgesi. En azından oradaki insanlara sosyal bir aktivite adına. Maçlarını Kahta'da oynuyorlar. Onu evet, da söyleyelim. Kahta'da oynuyorlar. Hatta Vedat ilk 11'de de oynamıştı. İsmail Hoca gibi değerlere sahip çıkmak lazım. Evet. Ahmet Spor Sarıyer'de biliyorsunuz berabere kaldı. Son 85. dakikada 1-1 berabere kaldı. Diyarbakır Spor, Kemal Kılıç, Binyamin Barat'ın adı golde 2. Yani o ligi de takip ediyorum açık söyleyeyim. Evet. İçimde de bir korku var. Ya Rabbim bir daha buraya gelmeyelim diye. Allah yani Allah korkuyorum etsin. Açık söyleyeyim. Yani korkuyorum. Ya Rabbi, çünkü tövbe. Biz bu grubu çok rahat analiz edebiliyorsunuz. Çok rahat. Bakın yabancı oyuncularını saydık. Takımları evet. rahatlıkla sayabiliyorsunuz. Yarın Eyüp Spor'a gelecek. Caner'i göreceksiniz. Mustafa Pekteme'yi göreceksiniz. Bunlar Süper Lig'de oynamış oyuncular. Arda Turan gibi bir Türkiye'nin değeri, Barcelona'da oynanmış çok önemli bir futbolcu, teknik direktör olarak gelir, onu göreceksiniz. Yani futbolda yenilmek, yenilmek var. Bizim telemarkacılar burada yapmak istediğimiz, emin olun ki hem yönetim hem futbolcu kardeşlerimize bir uyarı anlamında, 4 hafta alınan 8 evet. puan iyi ama oynanan oyun iç açıcı değil. Bir an önce Zafer Hoca inşallah gelir, düzeltir mi? Ya da Zafer Hoca gelmeyecekse yönetimden affını ister, bir an önce bir teknik direktör takımın başına gelir, her şeyin düzeleceği bir hafta olmasını temenni ediyorum. Milli maç arasında Şanlıurfa Spor'a yarayacağını düşünüyorum. Keçiören Gücü'nün maçında Ankara'da yaşayan bütün Şanlıurfa hemşehrilerimizi o maça davet ediyorum. Sosyal medya hesaplarımızdan da maçın saatini söyleyelim. Saat 16'da yani saat 4'te oynanacak. Statı da paylaşacağız değerli izleyicilerimizle. Bizi bu saate kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Birçok mesaj var okuyamadım. Bu konuda da gözümüzden kaçanlarından dolayı özür diliyorum izleyicilerimizden. Evet. Ben hayırlı akşamlar diliyorum. Her şey istediğiniz gibi olsun. Şanlıurfa Spor'umuz da inşallah toz pembe bir sayfa açarak yoluna devam eder. Giray Küçü'ye de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Urfa Spor'a yıllardır o da emek veriyor. Bazen takıştık, bazen kırıldık ama Urfa Spor'a emeği vardır. Büyük şampiyonlukta da büyük payı olmuştur. Yolu açık olsun. Futbol bu, siyaset gibi bugün varsınız, yarın yoksunuz. Olağan şeyler bunlar. Onun için de kırılmamak lazım, üzülmemek lazım. Evet. Mahmut da yöneticiydi, bıraktı, geldi şimdi. Yorumları biliyor. Evet, yönetici teşekkür misin, ediyorum. Hayırlı akşamlar. Moderatör misin, nesin sen? Evet. Diyorlardı. Diyorlardı. Evet. Yönetici misin, moderatör misin? Sen nesin içinde? Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Milli bir ara var. Ardından Şanlıurfa Spor'umuz Ankara Keçiören deplasmanında olacak. Konuştuk, dilimizden dökülenler inşallah taraftarlarımıza da tercüman olabilmişizdir. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Hani şuradakini buraya koymak değildir. Evet. Arada bir Zülfiyare dokunduk ama emin olun niyetimiz kötü değildi. Çok temiz duygularla buraya geliyoruz. Çok temiz duygularla konuşuyoruz. Allah da şahit ki içimizde asla art niyet, kötülük yok. Bir şeylerin iyi olmasını istiyoruz. Yıllardır ekranlardayız. Hiçbir zaman ne ben ne Sayın Mehmet Baylan tarafsız olduğumuzu dile getirmedik. Biz tarafız. Bizim olduğumuz taraf da Şanlıurfa Spor'un olduğu taraf. Bizde bu taraftarlık duygusu varken tarafsız davranmamızı da beklemeyin lütfen. Biz tarafız ama doğru taraftayız. O yüzden Şanlıurfa Spor'un menfaatleri için, Şanlıurfa Spor'un çıkarları için biz sözümüzü bugüne kadar esirgemedik. Bundan sonra da esirgemeyeceğiz. Tabii ki birileri sözlerimizden kırılacak, birileri siz neler söylüyorsunuz hadi oradan diyecek. Bu da onların en doğal hakkı. Biz nasıl eleştiriyi bir taraftar olarak kendimizde hak görüyorsak bizi de eleştirmek bizi eleştirenlerin hakkıdır diyerek onları da saygıyla alıp başımızın üstünde taşıyoruz. Olumlu yönde kendi kendimizi değiştirmeye, geliştirmeye gayret ediyoruz. Umarım keyifli bir program olmuştur, sohbet olmuştur sizler için de. Haftaya yine burada olacağız Allah'ın izniyle inşallah. Bir dahaki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun.